Piyasalar tam gaz yükselmeye devam ediyor. Cuma günü yine borsalar açısından harika bir gündü. Üstelik bu sefer bu harikalık sadece benim sevdiğim türden Nasdaq hisseleriyle kısıtlı kalmadı. Diğer hisse senetlerine ve sektörlere doğru da yayılmaya başladı. Bu da uzun zamandır aldığımız eleştiri olan evet borsa yükseliyor ama 8 şirketi manipüle ederek yükseltiyorlar canım meselesinde boşa çıkmaya başladığını gösteriyor. Borsada nefes genişliyor. Gittikçe daha fazla sayıda hisse rallye katılıyor. Peki neler oldu? Bu Cuma günü? Neden böyle bir rally yaşandı ve rally neden genişliyor? Bütün bunları anlatacağım bugün. Önümüzdeki hafta sizi korkutacakları bir mesele var. Onun üzerine azıcık duracağız. Ve en sonunda da size harika bir yatırım önerisinde bulunacağım. İlk defa gerçekten bir yatırım tavsiyem olacak. Hayatınızı kariyerinizi değiştirecek bir tavsiye bu. O yüzden videonun sonuna kadar beni izlemeye devam edin. Cuma günü Amerika'da tarım dışı istihdam verileri geldi ve beklenenin çok üstündeydi sayı. Beklenen rakam 199 bindi. Gerçekleşen 339 bin oldu. Bu tahminleri kim yapıyor? Onu da biraz tartışmak lazım. İşsizlik oranında çok hafif bir yükselme var. Beklenti 3.5'ti. Gerçekleşen %3.7 oldu. Bunun sebebi şirketler tarafında işten çıkarmadan ziyade part time kendi evinden çalışan insanların o işleri bırakmaları olarak gösterildi. Şimdi bu rakamlara bakınca sanki Amerika'da tekrar enflasyonun coşturacak bir şeyler mi oluyor acaba fed buna bakıp faizi mi artırır korkuları hemen ezbercilerin aklına düştü. Ama aslında öyle değil durum. Çünkü evet istihdamdaki veri çok olumlu ama ortalama saatlik kazançlardaki artış enflasyon altında. Ve önemli olan da bu perşembe günkü videoda bunun üzerine durmuştuk. Şimdi Amerika şöyle harika bir duruma girmiş oluyor açıkçası. Bir yandan işsizlikte bir sıkıntı yok. İstihdam kuvvetliğe benziyor. Bu ekonominin bir resesyona yuvarlanmadığını gösteriyor. Durgunluk elbette var. Bazı rakamlarda hafif yumuşama da var. Bu gerçek. Ama sert bir resesyon olma ihtimali yok böyle bir işsizlik verisiyle. Öte yandan bir enflasyon Tetikleyici maaş artışı da gelmiyor. Bu Fed'in rüyaları aslında. Eminim Powell bu raporları okuyunca çok mutlu olmuştur Cuma günü. Çünkü her Merkez Bankası yöneticisinin aklındaki rüya senaryoya Goldilocks senaryo diyoruz. Goldilocks bir Amerikan çocuk masalından gelen bir isim aslında. Orta yer demek, orta yol demek. Ne anlama geliyor? Ekonomi büyüyor ama enflasyon tetikleyecek kadar büyümüyor. İnsanlar işsiz değiller ama enflasyon tetikleyecek kadar ekstra paraları da yok. Ya yani Bu çok uzun süre sürdürülebilen bir durum olmuyor genelde. Ya aşağı ya yukarı doğru bir yönlenme oluyor. Ama bir süre en azından burada gitmek mümkün. Powell'ın rüyası bu. Her Merkez Bankası Başkanı'nın rüyası. Bu tabii ne yapıyor? Hisse senetlerine de olumlu şekilde yansıyor. Çünkü enflasyon korkusunun ortadan kalktığı resesyon korkusunun ortadan kalktığı bir ortamda sakin bir ekonomide şirketlere para geri gelmeye başlıyor. İşte Cuma günü bunun etkisini gördük. Uzun zamandır pek kıpırdamayan Dow Jones Endeksi şöyle bir atağa kalktı. Yüzde 2.12 yükseldi. Neler var burada? Sanayi şirketleri var. Procter Gamble gibi, Coca-Cola gibi tabii dev işletmeler var. Yılbaşından beri onların hisse senetleri pek bir yere gitmiyordu. Onlarda bir atağa başladık. Öte yandan Russell 2000'de de ciddi bir atak geldi. Russell 2000 küçük şirketlerin içinde toplaştığı bir endeks. Uzun zamandır ölü gidiyordu. Bakın burada bir günde %3.56 arttı. Cuma günü enteresandı. Nasdaq'da yükseldi %0.73 ama hem Dow Jones'ta hem de Russell'daki yükselişler onu geçtiler. Öte yandan volatiliteyi yani oynaklığı gösteren endeks olan VIX'te de ciddi bir düşüş yaşandı. Onun 60'a gelmiş durumda. 10 ile 15 arasında VIX normal bir ekonomiye işaret ediyor. Yani burada da bu meşhur Goldilocks senaryosunun ilk işaretlerini görmeye başlıyoruz. Yatırımcıların çok sevdiği bir ortam bu. Çünkü bunun bir süre sonra şirketlerin gelirlerine de olumlu yansıyacağına inanılıyor. Biliyorsunuz bir ara acaba şirketlerde bir gelir resesyonu olur mu? Yani iki çeyrek üstte şirketlerin gelirleri düşer mi korkusu vardı piyasalarda. Birinci çeyrekte gelen raporlar bunun pek geçerli olmadığını göstermişti ama hala emin değiliz Şimdi ama görebildiğimiz kadarıyla önümüzdeki dönem daha iyi olacak şirket karlılıkları. Çünkü dediğim gibi resesyon yok, ekonomi canlı ama enflasyon tetikleyecek sert bir büyüme de beklemeyeceğiz elbette. Cuma günü YouTube katıl üyeleri ve Haddini Aşk Kulübü üyeleri için de iyi geçti. Bizim üzerinde konuştuğumuz hisse senetlerinin neredeyse tamamında ciddi yükselişler vardı. Cuma günü Tesla iyi bir atak yaptı. %3.11. Unity Software %2.92. UiPath %1.73. Alibaba %1.54. Coinbase %1.54 arttılar. Yeni bir şirketimiz var. Cumartesi günü hakkında bir video yaptım. CrowdStrike Holdings diye. Yapay zeka ile veri güvenliği sağlayan yani şirketlerin hacklenmesine engel olan bir teknoloji benim çok hoşuma gidiyor. Benim teorime göre yapay zekada yavaş yavaş çiplerden donanımlara ve yazılımlara doğru gitmeye başlayacağız. O çerçevede şirketler araştırıyorum. CrowdStrike da ona bir örnek. Geçen hafta çarşamba günü bilançosu geldi. Bilanço beklendiği gibiydi ama işte bu yapay zeka gazına hitap edecek kadar geleceğe yönelik iyi bir beklenti sunmadılar. Ondan dolayı düştü. Ama benim inandığım bir şirket tabii yatırım tavsiyesi ama üzerine duruyoruz. Önümüzdeki dönemde onu da yakından takip edeceğiz. Portföyümüzdeki şirketlerden Nvidia'nın yılbaşından beri kazancı %169, Palantir %126, Tesla %73, Marathon Digital %193'ü buldu. Sadece 5 aylık kazançlar bunlar. Siz de bir hisse senedi nasıl analiz edilir? Doğru hisseler nasıl seçilir? Nasıl takip edilir? Bütün bunlar konusunda kendinize eğitmek istiyorsanız mutlaka katıl üyemiz olun. Her hafta bir hisse senedini çok detaylı inceliyoruz. Size çok değer katacağına inanıyorum o videoların. Şimdi aklına şu soru gelenler olabilir. Hocam tamam yükselişleri iyi piyasada para var mı? Piyasada çok para var arkadaşlar. Unutmayın FED bilançosunu 2020'de iki katına çıkarttı. 4 trilyon dolardan 8 trilyon dolara. Oradan sonra biraz azalttı gibi gözüküyordu ama sonra tekrar büyüttü bu bankacılık krizi sırasında. Yani bilanço hala 8 trilyon dolarlar civarında. Böyle baktığınızda piyasada epey bir nakit fazlası olduğuna emin olabilirsiniz. Bu şu anda hazine kağıtlarında duruyor, altında duruyor, nakitte duruyor. Bu para çekingen bir para nispeten. Bizim gibi kahramanca naz daha ilk atılan insanların parası değil bu. Daha büyük mesela emeklilik fonları. Onlar pazarın yukarıya doğru döndüğü konusunda daha ciddi konfirmasyonlara ihtiyaç duyuyorlar. Cuma günü bu yönden olumlu bir giriş oldu diyebilirim. Tabii birkaç gün daha sürmesi lazım. Mesela S&P'de 4200'ün üzerindeyiz artık. Şöyle bir 4400 desteğini elde etmek gerekiyor şimdi. Biraz daha ikna olmasına zaman var borsaların. Bu hafta içerisinde bu ikna sürecinin ilerleyeceğini düşünüyorum. Gelecek haftada enflasyon verisi geliyor. Eğer orada bir kötü sürpriz yoksa da ikna tamamlanmış olacak. Çünkü Haziran ayındaki FED toplantısından faiz artışı çıkmayacağı neredeyse kesinleşti. Ardı ardına pek çok FED yöneticisi faiz artışı olmayacak dedi. Dün gelen istihdam verileri ve maaş artışlarının enflasyon altında kaldığına yönelik veri de Fed'in en azından Haziran ayında faizleri kesin artırmayacağını bize gösteriyor. Ben ondan sonraki aylarda da pek artacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer Mayıs ve Haziran enflasyonu düşük geliyorsa piyasadaki istihdam da bu kalitede ise FED neden faiz artırsın? FED'in faiz artırmasının sebebi ekonomiyi öldürmek değil enflasyonu düşürmek. Bence enflasyon da çok düşük gelecek. Enflasyonla ilgili yine süper detaylı bir analizi enflasyon verisi açıklanmadan önceki gün sizlere sunacağım. Bu hafta piyasaları korkutacakları bir haber var ama Yellen teyze piyasalardan biraz para toplayacak. Biliyorsunuz Amerika'da borç tavanı sıkıntısı vardı. Bundan dolayı Amerikan hazinesi tamamen boşalmış durumda. Neyse ki bu borçlamanın meselesi uzlaşmayla bitti. Zaten öyle bekliyorduk. Biden da imzaladı. Artık bu mesele ortadan kalkmış durumda. Şimdi yerlen abla borçlanmaya çıkacak. Ve tahminlere göre oldukça kısa bir süre içerisinde 700 milyar dolar civarında borca ihtiyacı var Amerika'nın. Şöyle bir kasayı doldurması için. Şimdi işte bununla ilgili hemen negatifçiler gelecekler, ezberciler. Hazine bu parayı nereden bulacak? 700 milyarı piyasadan bir anda toplarsan faizler yükselir. E insana hisse senetlerinden çıkar, buna gider. Bu da hisseleri vurur falan gibi senaryolar anlatılacak. Oysa perşembe günkü videomda ne? böyle olmayacağını anlatmıştım. Aslında bu para zaten şu anda ters repo sözleşmelerinde yatıyor. Piyasada bolca nakit var. Ben hiç böyle bir endişem yok ama piyasaları bununla biraz korkacaklar. O yüzden bu hafta biraz böyle çalkalanarak başlayabiliriz yerlen teyze kasasını doldururken. Ben çok büyük bir şey beklemiyorum ama üzerinde konuşulacak ve piyasaları biraz oynatacak bir gelişme diye düşünüyorum. Yaşadığımız şeye endişe duvarının tırmanılması deniyor. Yani her hafta ayılar tarafından, ezberci ekonomistler tarafından önümüze yeni bir endişe konuyor. Biz o endişeyi de aşıp tırmanmayacağız. ...olmaya devam ediyoruz. Yani yaşanan şey bu. Resesyon dediler, enflasyon dediler, bankalar dediler... ...dediler, dediler, dediler... ...hepsinin üzerinden adım adım geçerek borsa yukarı doğru gidiyor. Tabii burada kritik nokta enflasyon. Enflasyona bir sıkıntı yoksa borsanın bir süre daha yukarı gideceğini düşünüyorum. Yalnız unutmayın hiçbir şey sonsuza kadar yukarı gitmez. Her zaman siyah kuğu dediğimiz ani sürprizler olabilir. Ani şeyler yaşayabiliriz. Bunlara hep hazırlıklı olacağız. Önlemlerimizi alacağız. Kendimize hedge edeceğiz. Ama benim gözümde yatırım tavsiyesi olmamakla beraber... ...borsanın yönü hala yukarı. Ama önemli olan borsanın da yönü değil. Önemli olan sizin yönünüz. Kariyerin başlangıçlarında olan arkadaşlar varsa aranızda sizi harika bir programa davet etmek istiyorum. Dünyanın en önemli danışmanlık firması McKinsey'in yarattığı bir program bu. Programın adı Forward. Üniversiteden mezun olmuş şirketlerde kısa da olsa iş tecrübesi olan insanlara açık bir program bu. Öyle çok iyi İngilizce bilmenize de gerek yok. Ortalama bir İngilizce ile bu programa katılabiliyorsunuz. Öyle Boğaziçi'lerden, Otlu'lerden de mezun olmanıza gerek yok. Bir olan tek şey belli bir şey hayatınızın olması ve belli bir üniversiteden mezun olmanız. McKinsey'in bu online programına katılıyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Tabii bir kabul süreçleri var size. Belli kriterleri karşılamanız gerekiyor. Ve eğer programa katılabilirseniz etkileşim, iletişim, inovatif olma, düşünme, güçlü olabilme, zihinsel esneklik, motivasyon, problemleri tanımlama, dijital dünyayı anlamak gibi farklı başlıklar altında harika eğitimler alıyorsunuz. Tamamen ücretsiz. Başvuru linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Mutlaka başvurun. Bu bizim bu McKinsey programının ikinci tanıtışımız. Daha önce giden arkadaşlar var çok memnun kaldılar. Orada bir sürü insanla da tanışıyorsun. Sadece Türkler katılmıyor. Dünyanın her yerine insanlar da katılıyor. Sizi bu yeni dünyanın gerektirdiği becerilerle donatmak, bu global iş dünyası çevresine sokmak açısından harika. Çünkü evet yatırım yapmaya çalışıyoruz ama yatırım yapmak için para kazanmamız lazım. Bu içinde kariyerlerimizi ileri gitmemiz gerekiyor. Kariyerde ileri gitmekte daha gelişkin becerilere sahip olmak da mümkün. Mutlaka katılın dediğim gibi linki aşağıda.